Kıyamet Suresi. Bir kişinin kendi aleyhine ikrarda bulunması, iki kişinin aleyhine dair ikrarları ve hükümleri, üç ikrarın sıhhatinin şartları. Dört ikrardan dönmek. Beş kölenin aleyhine ikrarda bulunması, Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Mekke'de inmiştir. 40 ayettir, 1. Bir. 1. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim, 2. Yine hayır, kendini kınayan nefse yemin ederim. Üçüncü, insan, biz onun kemiklerini asla toplayıp, bir araya getirmeyeceğimizi mi zanneder? Dördüncü, evet, biz parmak uçlarını bile toplayıp, düzenlemeye kadiriz. 5. fakat insan önündekini yalanlamak ister. Altıncı, kıyamet günü de ne zananmış? diye sorar. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim, buyruğundaki, hayır, mesla, fazladan bir bağlaç olduğu söylenmiştir. Surenin başına gelmesinin caiz oluşu Kur'an, ı Kerim'in tümünün birbiriyle muttasıl olmasından ve buna bağlı olarak tek bir söz hükmünde oluşundan dolayıdır. İşte bundan dolayı bazan bir husus, herhangi bir surede, söz konusu edilirken onun cevabı bir başka surede gelebilmektedir. Yüce Allah'ın, dediler ki, ey kendisine zikr, ku, an, indirilen kişi mutlaka sen bir delisin, el yıkır, 15 bölü 6, buyruğunun cevabının bir başka surede, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin, el kalem, 68 bölü 2, diye gelmesi gibi. Bu buyruk, kıyamet gününe yemin ederim, demektir. Bu açıklamayı İBN Abbas, İBN Cübe ve Ebu Übeyde yapmıştır. Şairin şu beyti de bu yönüyle buna benzemektedir. Leyla'yı hatırladım, bu sebepten bir özlem gelip buldu beni bu sebepten kalbim ta içinden parçalanacak neredeyse. Ebu, bir leyze es şunu nakletmektedir, bütün müfessir yer, hayır. Yemin ederim, buyruğunun, yemin ederim, anlamında olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Ancak hayırın tefsiri hususunda farklı görüşleri vardır. Kimisine göre, bu süs için söze getirilmiş bir fazlalıktır. Arapça da bu edat fazladan getirilebilmektedir. Nitekim bir başka ayeti kerimede, Sere-i Secde'den ne koydu. Sa'd, 38 bölü 75 diye buyuru. Malta'dır ki, bu da, secde etmemekten değil de mealde olduğu gibi, secde etmekten, demektir. Bazıları da, hayır, anlamındaki lafız, öldükten sonra dirilişi inkar ettikleri için onların görüşlerini reddetmek üzere zikredilmiştir, derler o bakımdan, durum sizin ileri sürdüğünüz gibi değildir, diye buyurmuştur, demiştir. Derim ki, bu El-Fera'nın görüşüdür. Elfera dedi ki, naivcilerin bir hayır, anlamındaki lafı sıladır, derler. Fakat inkar ifade eden bir sözle başlayıp, sonra da onu sıla olarak kabul etmek caiz değildir. Çünkü durum böyle olsaydı, inkar ihtiva eden haber ile inkar ihtiva etmeyen haber birbirinden ayırt edilemezdi. Ancak Kur, an ı Kerim öldükten sonra dirilişi, cenneti ve cehennemi inkar eden kimselerin görüşlerini reddederek, ister müp ecda olsun, ister olmasın, yeni bir başlangıç olsun veya olmasın, ifadelerinin birçoğunda onları reddetmeyi ihtiva eden yeminler kullanmıştır. Bu da Arapların, hayır, Allah'a yemin ederim ki bu işi yapmam, demelerine benzer. Buradaki, hayır, daha önce geçmiş bir ifadeyi reddetmek içindir. Bu da bir kimsenin, hayır, Allah'a yemin ederim ki şüphesiz kıyamet bir gerçektir, demesine benzer ki, bu ifade ile kıyameti inkar etmiş bir takım kimseleri yalanlamış gibi oluyoruz. El Ferah'ın dışındakiler İmrul Kays'ın şu beytini zikretmişlerdir, hayır, ey Amri kızı, baban hakkı için onlar asla benim kaçtığımı iddia edemezler. UVYB, Sülma da şöyle demektedir. Evet, Ümame buradan göçüleceğimi ilan etti beni üssün diye. Hayır, Halbuki ben sana asla aldırmıyorum. Faydası, ret hususunda kasemi, yemini, pekiştirmektir. El Fera dedi ki, bu yönü bilmeyenler, elifsiz olarak kesinlikle yemin ederim, şeklinde okurlar, sanki yeminin başına gelmiş bir, tekidlamı, gibi değerlendiriyorlardı. Bu da doğrudur. Çünkü Araplar, kesinlikle Allah adına yemin ederim ki, derler, bu, El Hasan, İbn Kesir, Ez Zühri ve İbn Hürmüz'ün kıraatidir kıyamet gününe, yani insanların Rablerinin huzuruna kalkacakları günü. Yüce Allah, dilediği şeye kasem etmek hakkına sahiptir. Yine hayır, kendini kınayan nefi yemin ederim. Bu hususta kıraat alimleri arasında görüş ayrılığı yoktur. Yüce Allah, kıyamet gününe o günün sanını tazim için yemin etmekte, fakat nefse yemin etmemektedir. İbn Kesif'in kıraatine göre birincisiyle yemin ederken, ikincisiyle yemin etmemiştir. Bir diğer açıklamaya göre, yine hayır, kendini kınayan nefse yemin ederim ticari marka buyruğu bir başka ret olup, kınayıcı nefse bir yeni yemindir. Es-Salebi dedi ki, doğrusu her ikisiyle yemin ettiğidir. Kınayıcı nefis, ise hep kendi nefsini kınarken görülen mümin kimsenin nefsidir. O hep, ben bunu yapmakla neyi gerçekleştirmek istedim, der. Sürekli olarak sen onun kendi nefsini kınayıp, ona sitem ettiğini görürsün. Bu açıklamayı İbn Abbas, Mücahit, El-Hasan ve başkaları yapmıştır. El-Hasan dedi ki: "Allah'a and olsun ki bu nefis müminin nefsidir. Mümin ancak nefsini kınarken görülür. Bu sözümle neyi istedim? Bunu yemekle neyi istedim?" der. Günahkar kimse ise nefsini hesaba çekmez. Mücahit dedi ki: "Bu geçen şeylere kınayan, pişman olan ve böylelikle kötülük için niye yaptı diye kendisini kınayan hayır içinde niye onu daha fazla yapmadı diye kendisini kınayandır. Kınama özelliği bulunan nefis olduğu söylendiği gibi, başkasını ne için kınıyor ise kendisini de onun için kınayan nefistir, diye de açıklanmıştır. Bu açıklama şekillerine göre İvvame, çok kınayıcı, ile, lem, kınayan, aynı anlamdadır ve bir övgü sıfatıdır. Buna göre de böyle bir nefse yemin uygun ve güzel düşer. Bazı tefsirlerde şöyle denilmektedir, bundan kastedilen ki, şi Adem'dir, o kendisi sebebiyle cennetten çıkartıldığı müzibetten ötürü sürekli olarak kendisini kınayıp durdu. Livvame, çok kınayıcının kınanan ve yerilen anlamında olduğu da söylenmiştir ki bu da yine İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. O halde bu bir yergi sıfatıdır, bunun yemin olmasını kabul etmeyenlerin görüşü de budur. Zira isyankar kimsenin kendisine yemin edilmesini gerektirecek hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü o çokça kınanandır. Mukatil dedi ki, sözü edilen nefis, kafirin nefsidir. O kıyamet gününde kendisini kınayacak ve Allah'ın huzurunda kusurlu olarak gelmekten dolayı hasretler çekecektir. El Ferra dedi ki, ister iyilikte bulunan olsun, ister kötülük işlemiş olsun, kendisini kınamayacak hiçbir nefis yoktur. İyilik yapmış olan kimse, keşke daha çok iyilik yapmış olsaydı diye kendisini kınayacak, kötülük yapan kimse ise, Keşke kötülüklerinden uzak dursaydı diye kendisini kınayacaktır. İnsan biz onun kemiklerini asla toplayıp bir araya getirmeyeceğimizi mi zanneder? Dağılmış toz toprak haline geldikten sonra o kemikleri yeniden yaratmayacağımızı mı zanneder? Ezze kaç dedi ki: Yüce Allah öldükten sonra diriliş için kemikleri mutlaka bir araya getireceğine kıyamet gününe ve kınayıcı nefse yemin etti. İşte bu buyruk, yeminin cevabıdır. Enne haz dedi ki, yeminin cevabı hasfedilmiştir. Andolsun olsun ki, siz diriltileceksiniz, demektir. Buna da yüce Allah'ın, insan, biz onun kemiklerini yeniden diriltmek ve hayat vermek için asla toplayıp bir araya getirmeyeceğimizi mi zanneder? Buyruğu delil teşkil etmektedir. Burada insandan kasıt, öldükten sonra dirilişi yalanlayan kâfir kimsedir. Ayeti kerime, adil be. Rabia hakkında inmiştir. Peygamber, Sav, A şöyle demiştir, bana kıyamet gününün ne zaman gerçekleşeceğini ve onun durumunun, halinin nasıl olacağını anlat. Peygamber, Sav, ona bu durumu haber verince, şöyle dedi, ey Muhammed'i bu söylediklerini bugün gözlerimle görecek olsam, senin sözünü doğrulamam ve ona iman etmem. Allah.ly, gerçekten kemikleri bir araya mı getirecek? Bundan dolayı peygamber, Sav, şöyle derdi, Allah'ım, benim kötü komşularına olan Adi be. Rabia ile Elahnes be. Şerîn haklarından sen gel, diye dua ederdi. Bunun, Allah'ın düşmanı Ebu Kıçil'in ölümden sonra dirilişi inkar etmesi üzerine indiği de söylenmiştir. Kemiklerden süz dihnekle birlikte maksat kişinin bütün varlığıdır. Çünkü kemikler, insan hilkatinin kalıbını teşkil eder. Evet, burada vakıf hasendir, durmak güzeldir. Daha sonra, kadiriz, diye okumaya devam edilir. Sibbeveyh dedi ki, buyruk, güç yelirenler olarak onları, kemikleri, bir araya getiririz, toplarız, anlamındadır. Buna göre, güç yiyenleriz, kadiriz, buyruğu zikrettiğimiz takdire göre, hasfedilmiş fiildeki gizli failden hal olmaktadır. Anlamın, hayır, biz kadirler olarak güç yetiririz, şeklinde olduğu da söylenmiştir. El Fera dedi ki, Kadiriz, anlamındaki lafız, bir araya getirmeyeceğimizi, anlamındaki fiilin dışında bir fiilin anlamı göz önünde bulundurularak nasbedilmiştir. Yani, biz kadirler olarak, bundan daha fazlasına güç yetirir ve kudret sahibiyiz. Yine El Fera şöyle demiştir, bunun lafzın tekrarı üzere nasbedilmesi de uygundur. Yani, evet, bizim kadirler olduğumuzu bilsin, demektir hasfedilen ifadenin olduğu da söylenmiştir ki, bu, biz işin başında buna kadirler, idik demek olur. Müşrikler de esasen bunu kabul etmişlerdi. O halde ölümden sonra diriltmeye de kadir olmamızı kabul etmelidirler. İbn Ebi Eybul ve İbn Essemeyka ise, evet, kadiriz, diye, biz, kadiriz, gibi okumuşlardır. Parmak uçlarını bile toplayıp, düzenlemeye, buyruğundaki, Arapçada, parmaklar, demektir tekili de, c yüzde, ı büyüktür, diye gelir. En Nabiya şöyle demiştir, oldukça yumuşak tenli, kınalı, bir el, ile ki, sanki parmakları bu letafetten adeta yeni tomurcuklanmış ince, yumuşak bir ağacın ince bir dalı gibidir. Antere de şöyle demiştir. Ölüm sanki ellerimin emrine itaat eder parmak uçlarımı hindüvaniye, hind kılıcına, ulaştırdığım vakit. Yüce Allah, parmak uçları, ile diğer azalara dikkat çekmektedir. Aynı şekilde parmak uçları en küçük kemiklerdir. Bundan dolayı özellikle söz konusu edilmişlerdir. El Kutebel ve Ezzeccak şöyle demişlerdir. Onlar yüce Allah'ın ölüleri diriltmeyeceğini ve kemikleri bir araya getirmeye kadir olmadığını iddia ettiler. Yüce Allah da şöyle buyurdu: "Hayır, bizler küçüklüklerine rağmen küçük kemikleri dahi tekrar dirilteceğiz. Onları dümdüz ve mükemmel hale gelinceye kadar birbirleriyle kaynaştıracağız." Buna muktedir olan elbette büyük olanlarını bir araya getirmeye de daha muktedirdir. TBN Abbas ve genel olarak müfessirler şöyle demişlerdir: Biz parmak uçlarını bile toplayıp düzenlemeye kadiriz. Yani el ve ayak parmaklarını devenin ayağı yahut eşeğin toynağı ya da domuzun tırnağı gibi tek bir şeymiş gibi yapabiliriz. O vakit insan bunlarla hiçbir şey yapamaz. Fakat bizler parmaklarıyla istediğini alabilsin diye parmaklarını birbirinden ayırdık. El Hasan şöyle derdi, o sana parmak da yarattı. Sen onları açıyor, onlarla yakalıyorsun. Dileseydi onları bir araya getirir ve yerden ancak, parmaksız, ellerin ile kendini koruyacak halde olurdun. Şöyle de açıklanmıştır, biz, insanı hayvanlar şeklinde bir tekrar yaratmaya kadiriz. Dünyada iken sahip olduğu suret üzere yaratamayacak mıyız? Bu da Yüce Allah'ın, ve kimse engel olamaz bize, yerinize benzerlerinizi getirip değiştirmek ve sizi bilemediğiniz bir şekilde yeniden yaratmak hususunda. El Vaka, 56 bölü 60 eksi 61. Derim ki, birinci tevil, açıklama, şekli, ayetin akışına daha uygun düşmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Fakat insan önündekini yalanlamak ister. İbn Abbas dedi ki, yani kafir, önündeki öldükten sonra dirilişi ve hesabı yalanlıyor, Abdurrahman B. Zeyd de böyle demiştir. Buna delil de Yüce Allah'ın, kıyamet de ne zamanmış diye sorar, buyruğudur. Yani inkar ve yalanlamak üzere, bu ne zaman olacaktır, diye sorar. Çünkü o, içinde bulunduğu yalanlama hali dolayısıyla bunlara bir türlü inanmaz. Fakat geleceği adına günah işler. Buradaki, fücur, lafzının, yalanlamak, anlamına geldiğinin delili olan hususlardan birisi de Ey Kutebif başkasının zikrettiği husustur. Bedevinin birisi Ömer B, El Hattab R, A, A gelerek develerinin böğürlerinin yaralarından, bunların uyuz olduklarından şikayet etti ve kendisine yük taşımak üzere başka develer vermesini istedi ise de Ömer, Ra, ona istediğini vermedi. Bunun üzerine Bedevi Arap şöyle dedi. Hafs'ın babası Ömer Allah adına yemin etti bunların böğürlerinde ve başka yerlerinde yarası olmadığına Allah'ım, eğer o fücur etmişse, yalan söylemişse, ona mağfiret buyur. Bununla eğer ona zikrettiğin hususta beni yayanlaymışsa, demek istemiştir. Yine i̇bn Abbas'tan, o masiyeti çarçabuk işer, fakat tevbeyi erteler, demektir. Bir hadisin bir bölümünde de, o bir süre sonra tevbe edeceğim, der, fakat levbe etmez bunun sonucunda o sözünde durmamış ve yalan söylemiş olur, denilmektedir. Mücahid, El Hasan, İkrime, Es Süddi ve Said B. Cübeyr'in görüşü de budur. Kişi, sonra tevbe edeceğim, sonra tevbe edeceğim der. Nihayet en kötü halinde iken ölüm gelir, onu bulur. Ede daha hak dedi ki, bu emeldir. Kişi yaşayacağım, dünyalık elde edeceğim der, fakat ölümü hatırlamaz. Bir diğer açıklamaya göre, o her zaman için masiyet işleyeceğini kararlaştırır. İsterse, çok az bir süre yaşayacak olsa dahi. Bu görüşlere göre, önündeki, lafzındaki, he, zamiri insana aittir. Henin kıyamet gününe ait olduğu da söylenmiştir. Anlam şöyle olur, aksine insan kıyamet gününün önünde, öncesinde, hakkı inkar etmek ister. Kıyamet günü de ne zaman meyş, diye sorar kıyamet günü ne zaman gerçekleşecektir, diye sorar, demektir. 2. 7,8, 9. Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman. 10. O günde insan, kaçış nereye? der. 11. Hayır, o gün sığınacak yer yoktur. 12. O gün, varıp durulacak yer, Rabbinin huzurudur. 13 o günde insana önden yolladığı şeyler ile geriye bıraktığı şeyler haber verilir. Göz kamaştığı, buyruğundaki, kamaştı, lafzını nafi ve asımplan rayvayetle eban, r, harfini üstün olarak okumuşlardır. İleri derecede irileşmiş olacağından, insanın gözü kamaşmış olayak ve o gözün kirpildiği görülmeyecektir, demektir. Mücahid ve başkaları, bu durum ölüm halindedir, demişlerdir. El-Hasan ise bu, Kıyamet gününde olacaktır, demiştir. Ayrıca o şöyle der: Bu buyrukta insanın hakkında soru sorduğu hususun cevabını ihtiva eden bir mana vardır. Göz kamaştığı, ay tutulduğu zaman işte o gün kıyamet günüdür denilmiş gibidir. Diğerleri bu ıaf2t r harfi kesreli olarak okumuşlardır. Şaşkınlığa düşüp gözünü kırpmadı demektir. Bu açıklamayı Ebu AMR zekaç ve başkaları yapmışlardır. Şair Zurrim ve şöyle demiştir. Eğer Lukman ı Hakime, onan gözlerine meyye yüzünü açmış olarak görünecek olsaydı, gözlerim iri iri açar. Gözünü kırpmazdı. El ferâ ile El Halil, ve, harfi kesreli olarak, korktu, dehşete düştü, hayret etti, demektir, demişlerdir. Araplar da dehşete düşüp, hayret etmiş insan hakkında, derler. Bu durumda olan kimseye de, derler. El Ferra şu beyti zikreder, sen kendi nefsin için ağıt yak, benim için değil yaralan tedavi et de hayret ve dehşete düşme. Yani, aldığın yaraların fazlalığından dolayı korkma. Mazisinin, R, harfi, üstün olarak, gözlerini açtı ve iriyeştirdi, demektir. Bu açıklamayı Ebu Übeyde yapmış olup, El Kilabi'nin de şu beyitini zikretmektedir. İbn Umer umutla bana geldiği vakit ben ona kırmızıya çalan beyaz tüylü develer verdim de gözlerini iri iri açtı. R, harfi hem kesreli hem üstünlü söylenişinin anlamdaki iki ayrı söyleyiş olduğu da söylenmiştir. Ay tutulduğu, yani ışığı gittiği zaman, dünyada ay tutulursa, daha sonra yine ışığına kavuşur, ahirette ise böyle değildir. Işığı bir daha geri gelmeyecektir. Buyruğun, ay kaybolduğu zaman, anlamına gelme ihtimali de vardır. Nitekim Yüce Allah'ın aynı kökten gelen fiilin kullanıldığı, biz onu da, evini de yere geçirdik, yerde kaybettik, el kasas, 28 bölü 81 buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. İbne Ebi İshak, İsa ve El Arek, H harfi ötreli, Sin harfi de kesreti olarak, diye okumuşlardır. Buna da Yüce Allah'ın, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, buyruğu delil teşkil etmektedir. Ebu Hatim Muhammed ve İdris dedi ki: Ayın bir kısmı kaybolduğu zaman küssif, kısmi ay tutulması, tamamı gittiği zaman husuf, tam ay tutulması denilir. Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman ışıklarının söndürülmesi hususunda ikisi de aynı özellikte olduğu zaman demektir. Ayın tutulmasından sonra ışığı kalmadığı gibi güneşin de ışığı olmayacaktır. Bu açıklamayı El Fera ve ez zeccak yapmıştır. El Fera dedi ki: burada, bir araya getirildi, denilmeyip, sonuna, t, harfi getirilmemesi, anlamın, ikisini bir araya getirdi, şeklinde oluşundan dolayıdır. Ebu Übeyde ise, bu müzekkerin talip edilmesi dolayısıyla böyle gelmiştir, demektedir. El Kisai ise, manaya hamledildiği için böyle gelmiştir. Sanki, iki ışık, söndürüldü, buyurmuş gibidir. El Müberd de, müenneslik hakiki değildir, onun için sonuna, getirilmemiştir demiştir. İbn Abbas ve İbn Mesud dedi ki, ikisi bir araya getirilmiş olacaktır. Her ikisi de batıdan kararmış, ışıkları alınmış, aydınlıkları gitmiş, kesilmeye hazır iki öküz gibi birbirine bağlanmış halde bir araya getirilmiş olacaklardır, demektir. Bu anlamdaki açıklamalar El Enam suresinin sonlarında 6 bölü 158. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Abdullah ve Mesud nekratinde Güneş ile Ay ikisi bir araya getirildiği zaman şeklindedir. Ata B. Yesar dedi ki, Kıyamet gününde ikisi de bir araya getirilecek, sonra da denize atılacaklardır ve her ikisi Allah'ın büyük ateşi olacaklardır. Ali ve İbn Abbas dedi ki, her ikisi de perdelerin nuru içerisinde bırakılacaklardır. Cehennem ateşinde de bir araya getirilecekleri ihtimali vardır. Çünkü her ikisine de Allah'ın dışında ibadet edilmiştir. Ateş onlar için azap olmayacaktır. Çünkü her ikisi de cansızdır. Ancak onlara bu şekilde muamele edilmesi kafirlerin azarlanması ve hasretlerinin daha da ileriye gitmesi için olacaktır. Ebu U'avud et Tayeli'sinin Müsned'inde Yezid er Rukashi'den onun Enes ve Malik'ten Enes'in peygamber (sav) a dayandırarak refettiği rayvayetine göre Resulullah Sab, şöyle buyurmuştur, şüphesiz ki güneş ve ay cehennem ateşinde kesilmek için bir ayaklan kesilmiş, kötürüm iki öküz gibi olacaklardır. 3. Bu bir araya gelişin birbirlerinden ayrılmamak üzere bir araya getirilmeleri, insanlara oldukça yakınlaştırmalan ve aşırı sıcaktan dolayı insanların terlemeleri anlamına geldiği de söylenmiştir. Sanki her ikisinin sıcaklığı da insanların üzerine top yanacakmış gibi bir mana vardır. Güneş ve ay bir araya getirilecek ve artık gece ile gündüzün ardı arkasına gelmesi söz konusu olmayacaktır, diye de açıklanmıştır. O günde insan, kaçış nereye? der. Ademoğlu böyle söyler, elemektir. Ebu Cehil böyle diyecek de denilmiştir. Kaçacak yer neresidir, demektir. Şair şöyle demiştir. Koçlar toalaşırken kaçış nereye? Hangi koç oradan başka tarafa kayarsa rezil olur. Elma verdi dedi ki bunun iki anlama gelme ihtimali vardır. Birincisine göre Allah'tan haya edileceği için ondan kaçış nereye demektir. İkincisine göre cehennemden korkulup sakınıldığı için ondan kaçış nereye demektir. Bu sözü söyleyecek olan insan ile ilgili iki ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimale göre bu söz özel olarak kâfirin kıyamet gününde cehenneme arz edilmesi esnasında söyleyeceği bir sözdür, müminin söyleyeceği bir söz değildir. Çünkü mümin Rabbinin müjdesine güvenmektedir. İkinci görüşe göre, kıyametin kopacağı esnada görecekleri kıyamet dehşetlerinden ötürü hem müminlerin, hem de kâfirlerin söyleyeceği bir sözdür. Kaçış, kaçmak, anlamındaki iyi hafız genel o yayarak, f harfi üstün, diye okunmuştur. Ebu Übeyde ve Ebu Hatim bu okuyuşu tercih etmiştir. Çünkü bu mastardır. İbn Abbas, Mücahid, El Hasan ve Katade ise, Mim, harfi üstün fakat, fe harfini kesreli okumuşlardır. El Kisai dedi ki, bunlar iki ayrı söyleyiştir ile gibi. Ez Zühri'den ise, Mim, harfini kesreli, fe harfini de üstün okuduğu nakledilmiştir. El Mehdevi dedi ki, kaçış, lafzının, Mim, harfim ve, F, harfini üstün okuyanların okuyuşuna göre bu, firar, kaçmak, kaçış, anlamında bir maslardır. Mim, harfini üstün, F, harfini kesreli okuyuş ise, kendisine kaçılacak yer anlamında olur, Mim, harfini kesreli, F, harfini üstün okuyuş ise iyice kaçabilen insan demek olur. Buna göre de buyruk şu anlama gelir, güzel, iyi kaçabilen insan nerede? Bununla birlikte o da asla kurtulamayacaktır. Derim ki, İmrul Kays'ın şu mısrağı da bu anlamdadır. Düşmana, güzel yönelir, güzel kaçar, güzel ileri atılır, güzel geri döner aynı zamanda. Şair burada atının güzel döndüğünü ve güzel kaçtığını anlatmak istemektedir. Hayır, yani kaçacak yer ve kaçış yoktur. Buna göre, hayır, bir reddir ve bu yüce Allah'ın, söyleyeceği, bir sözüdür. Daha sonra bu reddi açıklayarak şöyle buyurmaktadır, o gün sığınacak yer yoktur. Ateşten kurtulmak için sığınılacak bir yer yoktur. İbn Mesud, bir kale, bir sığınak yoktur, diye açıklardı. El hasen de, bir dağ yoktur, derdi. İb Abbas, bir sığınak yoktur, diye açıklardı. İbn Cüber, kaçıp kurtulacak ve sığınacak bir korunak yoktur, diye açıklamıştır. Hepsinin anlamı birdir. Sözlükte, kendisine sığınılan kale, dağ ve benzeri şeylere denilir. Şair de şöyle demiştir. Ömrüm hakkı için gencin sığınacak bir yeri yoktur ölümden, kurtulmak için, ölüm de onu yetişir, yaşlanmak da. Es-Süddi dedi ki, dünyada iken sığınacak bir yer aradıklarında dağlarla kendilerini korumaya çalışırlardı. Yüce Allah, onlara, bugün de sizi benden koruyacak bir sığınak yoktur, diye buyurdu. Tarafe de şöyle demiştir, Beke kesinlikle bilir ki bizler üstün görüş sahibiyiz ve korkmakta, korkan için, bir sığınak vardır bu beyilin son kelimesi diye de rivayet edilmektedir. O gün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur. Katade, nihai olarak varılacak yer, diye açıklamıştır. Bunun bir de, şüphesiz ki son gidişin Allah'a olacağını, en -E 53 bölü 42 buyruğudur. İlk mesud, dönülecek ve sonunda varılacak yer, Rabbinin huzuruna olacaktır, diye açıklamıştır. Ahirette son olarak karar kılınacak yer, Yüce Allah'ın teşil edeceği yerdir. Çünkü onlar arasında hüküm verecek olan odur. Hayır, sözünün insanın kendisi için kaçıp kurtulacak yer olmadığını öğrenmesi üzerine kendisine söyleyeceği sözlerden birisi olduğu da söylenmiştir. İşte o vakit insan kendi kendisine, "Hayır, bugün sığınacak yer yoktur. Bugün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur." diyecektir. O günde insana önden yolladığı şeyler ile geriye bıraktığı şeyler haber verilir. O gün Adem oğluna iyi ya da günahkar bir kimse olsun, iyi ya da kötü amel istemiş yahut da kendisinden sonra ona uygun iş yapılan iyi ya da kötü bir sünneti ardında bırakmış olsun. Bütün bunlar kendisine haber verilecektir. Bu açıklamayı İBN Abbas ve İBN Mesud yapmıştır. Mansur'un rayvayetine göre de Mücahit şöyle demiştir, ona amelinin başı da sonrası da haber verilir. En nehai de böyle demiştir. Yine İbn Abbas şöyle demiştir, yani önden gönderdiği masiyet ile geriye bıraktığı itaat ona haber verilir. Katade'nin görüşü de budur. İbn Zeyd de şöyle demiştir, mallarından kendisi için önden yolladıkları, mirasçıları için de geriye bıraktıkları demektir. Ede Ahak da şöyle demiştir, önden gönderdiği farz ile geriye bıraktığı farzlar kendisine haber verilir. El Kuşeyli dedi ki, bu haber verme, kıyamet gününde amellerin tartılacağı zaman olacaktır. Ölüm sırasında olması ihtimali de vardır. Derim ki, birincisi daha güçlü bir açıklamadır. Çünkü İBN Mace, Sünen'inde Ez Zühri yoluyla şu hadisi rivayet etmektedir. Bana Ebu Abdullah C.L.A.'ın, Ebu Höreyre'den haber verdiğine göre, Ebu Höreyre dedi ki, Resulullah, Sav, şöyle buyurdu, ölümünden sonra mümin kişiye amelinden ve hasenatından yetişen hususlardan birisi de öğrettiği ve yaydığı bir ilim. Geriye bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir mushaf yahut inşa ettiği bir mevücit yahut yolcular için yaptığı bir bina yahut akıttığı bir ırmak yahut sağlıklı iken ve hayatta iken malından çıkarıp verdiği bir sadakadır. Bütün bunlar, ölümünden sonra kendisine, sevaplarıyla, yetişirler. 4. Bu hadisi, Hafız Ebu Nuaym, bu manada Katadenin, Enes b. Malik'ten rivayeti olarak kaydetmiş bulunmaktadır. Enes dedi ki, Resulullah, sav buyurdu ki, yedi husus vardır ki, bunların mükafatı kula ölümünden sonra ve o kabrinde olduğu halde onun için yazılır. Bir ilim öğreten, bir ırmak akıtan, bir kuyu kazan, bir miktar hurma ağacı diken, bir mescid inşa eden, bir mushaf miras bırakan yahu, ölümünden sonra kendisine mağfiret dileyecek bir evlat bırakan. 5. Hadisteki, ölümünden sonra ve o kabrinde olduğu halde, ifadesi bu işin ölüm esnasında olmayacağına, kabrinde iken bu hususa dair kendisine müjde verilmekle birlikte, bütün bunların amellerinin tartılacağı esnada ona haber verileceğine dair açık bir nastır. Ayrıca buna Yüce Allah'ın, andolsun onlar hem kendi yüklerini taşıyacaklar, hem de kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yükleneceklerdir, El Ankebat, 29 bölü 13, buyruğu ile, bilgisizce saptırdıkları kimselerin yüklerinden bir kısmını da yükleneceklerdir, En Naeçel, 16 bölü 25, buyruğu bu hususa delil teşkil etmektedir. Bütün bunlar, ancak ahirette amellerin tartılmasından sonra olacaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Sahihte de şöyle buyurulmaktadır, kim İslam'da güzel bir yol açarsa, onun mükafatı ile ondan sonra onunla amel edenlerin mükafatı ona verilir. Üstelik onlardan hiç birisinin de bir şey eksiltilmez. Kim de İslam'da kötü bir yol açarsa, onun günahı ile ondan sonra onunla amel edenlerin günah o kimseye yazılır. Üstelik onlardan herhangi birilerinin günahlarından da bir şey eksiltilmez. 6. 14. Doğrusu şu ki, insan kendisine karşı bir şahittir. 15. Bütün mazeretlerini ortaya koysa bile. Doğrusu şu ki, insan kendisine karşı bir şahittir. El Ahfeş dedi ki, bir, kimseye, sen kendine karşı bir delilsin, demek gibi, Yüce Allah, insanın kendisini kendisine karşı bir şahit kılmıştır. İbn Abbas da, basir, şahit demektir. Bu şahitlikte onun organlarının yani ellerinin yakaladıkları ite ayaklarının üzerlerine gittikleriyle gözlerinin gördükleriyle şahitlik etmeleridir, demiştir. Basir, şahit demektir. El ferada şu beyitleri zikretmektedir, sanki akıl sahibi üzerinde, gören, basir, şahitlik eden, bir göz vardır, oturduğu yerden ya da onun gördüğü bir şeyden sakınır, öyle ki, insanların tümünün korkusundan kendi gırlarının onlara gizli kalmadıklarını zanneder. Bu tevilin Kur'an'dan delili de Yüce Allah bölü metre şu buyruğudur, bugün onların dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları her şeyi söyleyerek aleyhlerine şehadet edeceklerdir. En-Nur, 24 bölü 24. Buyrukta, basiret, şahitin müenis olarak gelmesinin sebebi, burada, insan ile kastedilenin azalan oluşundan dolayıdır. Çünkü azalar bizzat insanın kendisine karşı şahitlik edeceklerdir. O bakımdan Yüce Allah, gerçek şu ki, azar insanın kendisine karşı bir şahittir, buyurmuş gibidir. Bu anlamdaki açıklamayı El-Kutebi ve başkaları yapmıştır. Bir takım kimseler de şöyle demiştir, Basiret, buyruğundaki, he, müennesliktesi, ayale bilginlerinin mübalağa, he, si adını verdikleri, he, dir. Mesela, büyük musibet, çok alim, çok büyük bir rivayet bilgini, sözlerindeki, he, yuvarlak te, gibidir. Ebi Übeyd'in görüşü de budur. Buradaki, basiret, şahit ile kastedilenlerin, insanın işlediği hayır ya da şer türünden olan işleri yazan iki yazıcı melek olduğu da söylenmiştir. Buna da Yüce Allah'ın, bütün mazeretlerini ortaya koysa bile, buyruğu delil teşkil etmektedir ki, buradaki, mazeretleri, perdeler, diye yorumlayanlara göre, bu buyruk, bu açıklamanın delilidir. Es-Süddi ve E.D. Daha'ın görüşü budur. Bazı tefsir bilginleri de şöyle demiştir, mana şudur, gerçek şu ki, insanın kendisinden insan üzerinde bir basiret yani şahit vardır. Burada, üzerinde, harfi i cerri hasfedilmiştir. Basiref'in müenis bi'isinin sıfatı olması da mümkündür. Bunun da takdiri şöyle olur, gerçek şu ki, insanın kendisi üzerinde gören, tanık olan, bir göz vardır. El Ferra şu mısrağı zikretmektedir. Sanki akıl sahibi üzerinde gören bir göz vardır. El Hasen de Yüce Allah'ın, doğrusu şu ki, insan kendisine karşı bir şahittir, buyruğu hakkında şunları söylemektedir. Yani insan, başkalarının kusurlarını çok iyi görür ama bizzat kendisinin kusurları hakkında bilgisizdir. Bütün mazeretlerini ortaya koysa bile, bütün perdelerini üstüne kapatsa bile demektir. Yemenlilerin lehçesinde perdeye mazeretler lafzı ile aynı kökten olmak üzere denilmektedir. Bu açıklamayı ED daha hak yapmıştır. Şair de şöyle demiştir: Fakat o bir anlık konaklamamıza dahi razı olmadı ve üzerine perdeleri örttü. Ezze kaç dedi ki perdeler demek olup tekilidir. Perdelerini amelini gizlemek maksadıyla örtse bile kendisi kendisine karşı bir şahittir demektir. Şöyle de açıklanmıştır: İsterse özür dileyip ben hiçbir şey yapmadım desin, kendi nefsinden, organlarından kendisine karşı şahitlik edecek vardır. Kendisi özür beyan edip kendisi hakkında tartışacak olsa bile onun özrünün yalan olduğunu ortaya koyacak ona karşı bir şahit vardır. Bu açıklamayı Mücahid Katade Sait ve Cübel, Abdurrahman ve Zeyd, Ebul Aliye, Ata, El Fela ve yine Es Süddi ve Mukatil yapmışlardır. Mukatil dedi ki, isterse bir mazeret yahut bir delil ortaya koymaya kalkışsın, bunun kendisine faydası olmayacaktır. Bunun benzerleri Yüce Allah'ın, o günde özür dilemeleri zalimlere fayda vermez. El-Mumin, 40 bölü 52, onlara izin de verilmeyecek ki özür dilesinler, El-Mürselat, 77 bölü 36, buyruklarıdır. Buna göre, mazeretler, yıldız özürden alınmış t.s.r. Şair de şöyle demektedir. Gelişleri genişlediği halde, çıkışları senin aleyhine daralan işlerden alabildiğine sakınmalısın sen. İnsan kendisini mazur görmekle birlikte, sahir insanların onu mazur görmeyişi güzel değildir, bir bilsen bir adam, İbrahim en nihaiye özür beyan edince ona, sen özür dilemeden de ben senin mazeretini kabul ettim. Çünkü mazeret ileri sürmek istenirken onlara yalan şeybesi karışır. İbn Abbas dedi ki, bütün mazeretlerini ortaya koysa bile, buyruğu, bütün elbiselerinden sıyrılsa bile demektir. Bu açıklamayı D. verdiği nakletmiştir. Derim ki, ancak daha güçlü görülen bunun delil ortaya koymaya çalışmak ve günahtan dolayı mazeret beyan etmek anlamında olduğudur. En Nabiya'nın şu beytinde de bu anlamda kullanılmıştır. İşte bu bir mazerettir, fayda vermese eğer şüphesiz bu mazeretin sahibi kötülüğe sebep olan o işe bir ortaktır. Buna delil Yüce Allah'ın kafirler hakkındaki, Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden olmadık, El-Enam, 6 bölü 23, buyruğu ile münafıklar hakkındaki, Allah onların hepsini dirilteceği günde size yemin ettikleri gibi, ona da yemin edecekler, el mücadele, 58 bölü 18, buyruklarıdır. Sahih, iyi Müslim, de şöyle diyeceği belirtilmektedir, Rabbim sana, kitabına ve Resulüne iman ettim. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim, diyecek ve elinden geldiği kadar hayır şeyler söyleyip övünecektir. 7. Bu husus daha önceden Hamim Es Secde, Fussilet, 41 bölü 19 eksi 21, ayetler. N tefsirinde ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır. İle, mazeretin çoğuludur. Yaptıkları hususunda onu mazur gördüm, mazur görüyorum, özür, denilir. İsmi de, ile şeklinde gelir. Şair de şöyle demiştir, ben, bana iyilik yapılması hususunda, engellendim, esasen engellenmiş birisinin mazereti de, kabul, olmaz de aynı şekildedir. Vezin itibariyle, diz kapağı ile oturuş lafızlarına benzemektedir. En Nabiya da şöyle demiştir. İşte bu bir mazerettir, fayda vermese eğer bu mazeretin sahibi ülkede artık başıboş dolaşmaktadır. 8. Bu ayeti kerime beş meseleyi ihtiva etmektedir. Biz de bunları beş başlık faalinde sunacağız. Bir kişinin kendi aleyhine ikrarda bulunması, 9. Kadı Ebu Beke İbnol Arabi Yüce Allah'ın, doğrusu şu ki insan kendisine karşı bir şahittir. Bütün mazeretlerini ortaya koysa bile, buyruğunda kişinin kendi aleyhine yaptığı ikrarın kabul edileceğine dair bir delil bulunmaktadır. Çünkü bu kişinin kendisi tarafından kendi aleyhine yaptığı bir şahitliğidir. Yüce Allah, bir başka yerde şöyle buyurmaktadır, o gün onla ne ne dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları her şeyi söyleyerek aleyhlerine şehadet edeceklerdir. Ennur, 24 bölü 24, bu hususta görüş ayrılığı yoktur. Çünkü bu kişinin herhangi bir itham altında bulunmasına imkan vermeyecek şekilde bir haber vermesidir. Çünkü akıl sahibi bir kimsenin kendi aleyhine yalan söylemesi söz konusu değildir. Bu da bir sonraki başlığın konusudur. 10. 2 kişinin aleyhine dair ikrarları ve hükümleri. Yüce Allah Kitab-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır: "Hani Allah, peygamberlerden size verdiğim kitap ve hikmetten sonra size beraberinizdeki doğrulayıcı bir peygamber gelince ona mutlak iman edecek ve yardım edeceksiniz diye söz aldığı zaman kabul ettiniz mi ve bu ağır yükünü alıp yüklendiniz mi?" demişti. Onlar da "Kabul ettik." demişlerdi. Öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şehadet edenlerdenim diye buyurmuştu. Ali İmran, 3 bölü 81, bir başka yerde Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır, diğer bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih ameli başka bir kötü amel ile karıştırmışlardır. Ettevbe, 9 bölü 102, bu husus rayvayetlerde çokça söz konusu edilmiştir. Mesela, Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, Ey Yüneyiz, bunun karısının yanına git, eğer itiraf ederse onu recmet 11. Bir kimsenin başkasının mirasçılığı veya bir alacağı olduğuna dair ikrarına gelince, bu hususta Malik şöyle demiştir, bizim bildiğimize göre, üzerinde icma olunan husus şudur, Uğullan olmakla birlikte vefat etmiş bir adamın çocuklarından birisi, benim babam filan kimsenin kendi oğlu olduğuna dair ikrarda bulunmuştur, diyecek olursa, bu nesep tek bir kişinin şahitliği ile sabit olmaz. Bu ikrarda bulunan kişinin ikrarı ancak kendisi aleyhinde babasının malından kendisine düşen payda söz konusu olur. Onun lehine ikrarda bulunan kişi, elinde bulunan maldan o kimseye isabet edecek olan borç kadarını o kimseye verir. Malik dedi ki, bunun açıklaması şöyledir, kişi ölür de geriye iki oğul ve 600 dinar bırakacak olursa, sonra bu oğullarından birisi ölen babasının, Filan kişinin kendi oğlu olduğuna dair ikrarda bulunduğu hususunda şahitlikte bulunacak olursa, lehine şahitlik ettiği kişi 100 dinar alacaklı olur. Bu miktar, eğer ilhak edilecek olsaydı, nesebe ilhaki yapılacak kişinin mirasının yansıdır. Eğer diğeri de onun lehine ikrarda bulunacak olursa, diğer 100 dinarı da alır, böylelikle hakkının tamamını almış olur ve nesebi de sabit olur. Babası yahut da kocası aleyhine borç ikrarında bulunup mirasçıların böyle bir şeyi inkar ettiği kadının durumu da böyledir. Böyle bir kadının, eğer bütün mirasçılar hakkında sabit olacak olsaydı, lehine ikrarda bulunduğu borcun kendisine isabet eden miktarını ödemek zorundadır. Eğer ikrarda bulunan, kocasından sekizde bir almış bir kadın ise, alacaklıya alacağının sekizde birini öder. Şayet mirasın yarısını almış kızı ise alacaklıya alacağının yarısını öder. İşte kadınlar tarafından lehine ikrarda bulunulan kimseye hakkı bu hesaba göre ödenir. 12. 3 ikrarın sıhhatinin şartları. İkrar ancak mükellef bir kimse tarafından yapılırsa sahih olur. Şu kadar var ki bu mükellefin hasar altında bulunmaması şarttır. Çünkü hasar kendisinin lehine bir hak ile ilgili olursa onun sözünü hükümsüz kılar. Şayet hasta gibi başkasının lehine olursa bu hak ondan sakıt olur, bir kısmı da caiz okur. Buna dair açıklamalar fıkıh meselelerindedir. İkrar hususunda, kölenin, iki hali söz konusudur. Bunların birincisi, ikrarın başındadır. Geçen şekil üzere bunda görüş ayrılığı yoktur. İkincisi ise sona erişi halindedir. Bu da ikrarın müphem bırakılması türündendir. Bunun pek çok şekli vardır. Ana şekilleri altı tanedir. Birinci şekil, köle, onun bende ayacak bir şeyleri vardır, der. Şafi der ki, eğer bunu bir hurma tanesi yahut bir ekmek parçası diye açıklayacak olursa, bu açıklaması kabul edilir. Bizim benimsediğimiz usul kaideleri ise ancak belirli bir miktarı olan hususlarda kabul edilmesini gerektirir. Eğer bu şekilde bu, şeyi açıklayacak olursa, kabul edilir ve buna dair de yemin eder. İkinci şekil, bunu şarap yahut domuz ya da şeriatte mal olarak kabul edilmeyen bir şey ile açıklaması halidir. İttifakla onun bu ikrarı kabul edilmez, isterse lehine ikrarda bulunulan kişi bu hususta ona destek versin. Üçüncü şekil, bunu meytenin, leşin, postu yahut gübre veya köpek gibi. Mal oluşu, hakkında görüş ayrılığı bulunan bir şekilde açıklamasıdır. Hakim onun hakkında, bu hususta uygun göreceği şekilde ikrarını red ya da geçerli kabul etmek şekillerinden birisiyle hüküm verir. Eğer hakim, onun bu ikrarını kabul etmeyip reddedecek olursa, bir başka hakim bu hususta herhangi bir şey ile hüküm vermez. Çünkü birinci hakimin bu ikrarı, iptal etmesiyle artık hükmü geçerlilik kazanmış olur. Şafii mezhebine mensup kimi ilim adamı şarap ve domuz ödemekle yükümlü tutulur, demişlerse de bu batıl bir görüştür. Ebu Hanife ise şöyle demiştir, eğer, onun benim üzerimde bir şey ayılcağı vardır, diyecek olursa ancak ölçülen yahut tartılan bir şey ile bunu açıklarsa bu ikrarı kabul edilir. Çünkü kişinin zimmetinde bunların dışında hiçbir şey bizatihi sabit olmaz. Bu görüş ise zayıftır. Çünkü bunların dışındaki şeyler de, eğer vücub seviyesine ulaşacak olursa, zimmette sabit olacağı hususunda icma vardır. Dördüncü şekil, eğer onun benim yanımda bir malı vardır, diyecek olursa, adeten mal sayılmayan bir ya da iki dirhem gibi ifadelerle bunu açıklaması kabul edilir. El verir ki halin karinesi bundan daha fazlası ile onun aleyhine hüküm vermeyi gerektirmesin. Beşinci şekil, onun benim yanımda çok ya da büyük bir malı vardır, demesidir. Şafi bir tane ile açıklaması dahi kabul edilir demiştir. Ebu Hanife ancak zekat nisabı hakkında bu açıklaması kabul edilir demiştir. Bizim ilim adamlarımız ise değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan birisi hırsızlık ve zekat nisabı ile diyettir. Bana göre bunun asgari miktarı hırsızlık nisabıdır. Çünkü Müslümanın uzvu ancak büyük miktardaki bir mal dolayısıyla kopayınabilir. Hanefilerin çoğunluğu da bu görüşü benimsemişlerdir. Ancak Elleyiz ve be, Sa, Dey'in görüşü gerçekten gayret edilecek bir görüştür, ona göre 72 dirhemden daha aşağısı ile açıklaması kabul edilmez. Ona, sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Denilince şu cevabı vermiş, çünkü Yüce Allah, Andolsun ki Allah birçok yerde ve Haneyn gününde size yardım etmiştir. Et 9 bölü 25 diye buyurmaktadır. Peygamberin gaz ve veseriyelerinin sayısı ise 72'dir. Ancak böyle bir açıklama sahih değildir. Çünkü Yüce Allah, Hanin'i bunların dışında ayrıca zikretmiştir, dolayısıyla. iyi. E onun, leiz b, sa, deyin, 70 btr'dir hem dirhem şeklindeki açıklaması kabul edilir, demesi gerekirdi. Ayrıca Yüce Allah söyle buyurmaktadır, Allah'ı çokça zikredin. El-Ahzab, 33 bölü 41, onların gizlice fısıldanmalarının birçoğunda KAYTR yoktur. En Nisa, 4 bölü 114, onlara çok büyük lanet et. El Ahzab, 33 bölü 68. Altıncı şekil, şayet onun bende 10 yahut yüz ya da bin alacağı vardır, diyecek olursa, istediği şekilde bunları açıklayabilir ve bu açıklaması kabul edilir. Eğer bin dirhem yahut yüz dirhem ve bir küle yahut yüz elli dirhem diye açıklayacak olursa, böylelikle o müphem olan bir şeyi açıklamış olur ve bu açıklaması kabul edilir. Şafii de böyle demiştir. Ebu Hanife ise şöyle demiştir, eğer müphem olan sayıya ölçülen ya dut artılan bir şey atfedecek olursa, bu atfı bir açıklama olur. Yüz ve elli dirhem demesi gibi. Çünkü burada, dirhem, ellinin açıklamasıdır. Elli de yüzü açıklamaktadır. Şafii mezhebine mensup alimlerden i̇bn Hayran el-İstahri dedi ki, yüz ve 50'de, dirhem, lafzı, ancak ellinin açıklaması olabilir. Yüzü ise kendisi istediği şekilde açıklayabilir. 13-